Gençliğimde gayet sağlıklıydım ve herhangi bir sigara içmiyordum, kullanmıyordum. Daha ki 21 yaşına kadar, 21 yaşında askere başladığımda sigaraya başladım. 43 yaşına kadar sürekli her gün 2 paket, 3 paket sigara içtim. Ve bunun neticesinde sağlığımın bozulduğunu anlayamadım ve hissetmedim. Sigaraya bırakmayı zaten düşünüyordum ama bu düşüncelerle olmadı. Daha sonradan hastalandım ve bunun neticesinde ciddi bir kalp krizi geçirdim. Kalp krizinde çok ciddi bir şekilde yoğun bakımda 13 gün kadar yattım. Ve yoğun bakımdaki zorlukları orada gördüm ve orada çok daha ciddi durumda hastaları da gördüm. Yoğun bakımda yattım. Yattıktan sonra artık tamamıyla sigarayı bırakmaya karar verdim. Sigarayı bırakmayan karar verdikten sonra hemen 171'i aradım ve 171'i aradıktan sonra destek almak istedim. Çünkü bunun bana sağlığıma ne kadar zarar verdiğini gördüm. Yani fiziksel olarak da gördüm, psikolojik olarak da gördüm. Randevuya geldim, hocamla beraber sigarayı bırakma polikliniğinde desteklere başladık. İlaçlarla birlikte, psikolojik desteklerle birlikte bunun bitirme sürecine girmeye başladık ve 16-17 aydan beri de şu anda sigara içmiyorum, kullanmıyorum ve herkese bırakabileceğine inanıyorum. Eski sağlığıma kavuşmaya başladım çünkü yürüyüşlerim değişti, nefes almam değişti, koşmam değişti, konuşmam değişti, ağız kokusu olmuyor. Yani hiç çocuklarım bunu da görüyor ve gördüğü için de daha mutlular, evdekiler de mutlu. Çünkü sigarayı bırakmak o kadar zor bir şey değil. Yeter ki bunu isteyin. İsterseniz olur, olmayacak diye bir şey yok. Ben bıraktıysam herkes de bırakabilir. Çünkü ben gerçekten ciddi bir içiciydim. 3 paket sigara içiyordum günde ve bu da benim sağlığımı bozdu. Ve bundan sonra da içmeyeceğim. Yani kimseye de içmesini tavsiye etmiyorum ve gençlere de aynısını söylüyorum. İçmesinler. Şimdi tabii sigara çok zararlı. Özellikle gençlerde de çok kullanımı yaygınlaştı son zamanlarda. Sigarayı bırakmak isteyen vatandaşlara hem psikolojik destek veriyoruz hem de bakanlığın öngördüğü bize gönderdiği ilaçları kendilerine ücretsiz olarak veriyoruz. Ben inanıyorum ki tüm sigara içmek isteyenler bırakmak istiyor aslında. Kendilerine yeter ki güvensinler. Bu konuda biraz çabayla ve bizim de vereceğimiz destekle, bu ilaç desteği olabilir, psikolojik destek olabilir, sonuca ulaşabilirler, kendilerine güvensinler ve bize başvursunlar.